Evet, bu stüdyo uğurlu geliyor dedim size. Bakın 4 Hı. gollü galibiyet. Onun için artık içeride program yok, programlar burada. Tamam. Nasılsınız? Dün İyiyiz çok iyi bir şükür. galibiyet. Yani çok iyi oynadık mı? Hayır. Ama açıkçası galibiyet beklemiyorduk. Konuşuyorduk, diyorduk ki bir puan bile belki iyi diyorduk. Çok eksiğimiz var. Çünkü ön tarafta Samat da yok, Berotti yok, Valencia yok. Valencia yok, Pelkas yok, Ozan yok, Sosa yok. Sosa Düşünürsen var. Sosa var veya var ve yok. Bu kadar eksikle bence muhteşem bir 3 puan. Hakemi konuşacağız. Yani hakem iyi yönetti dersek samimi olmayız Hakemi açıkçası. konuşacağız da biz pazartesi burada programı çekerken hakem maçın hakemi açıklandı. Biz burada bir şey söyledik. Evet. TFF yani MYK yanlış yapıyor. Tugay Kaan Numanoğlu da yaptı, hata yapıyor. Yine maçın altında kalacak bir hakem veriyor dedik. Yani bu biraz malumun ilanı gibi oluyor aslında hakemin performansı. Aynen. Hakemin performansını Yani. konuşacağız. Rakip takımın attığı bir tweet vardı dün akşam kendi resmi sitesinden. Onu Hangi bence rakip? Maçtaki rakip değil. Maçtaki rakip bir şey biz atmadı. Galatasaray 4-1 yenmedik mi? Yok biz Başakşehir'i Ha yendik. ben Biz bir doğru. takımı yendik. 20'si birden avaz avaz bağırmaya başladı. Onu da bence etraflıca konuşmamız lazım. Ama önce sahanın içini konuşalım. Önce maçı konuşalım. Alp kötü başlama hastalığı var. Kötü başladık ama sonu iyi geldi. Yine bir ilk yarıları çöpe attık ama ben maç öncesine dönmek istiyorum. Ya Fenerbahçe taraftarı hakikaten bir enteresan. Bazı şeyleri hissediyor herhalde. Maç sabahı eş, dost, akraba, tanıdık kim var kim yoksa bir pozitif enerji. Bugün o gün. Bir başlangıç, bir beyaz sayfa. Yani hakikaten Fenerbahçe taraftarı hissediyor ya. Güzel şeyler olacağı zaman Muhakkak hissediyor. abi. Değil mi? Var öyle bir Dün bana şey. da oldu yani. Hani maçta gireceğiz de çok sevdiğim Aydın Cingöz'ün radyo programına bağlandım. Hani maçla ilgili ne dersin diye. Geldim ki Fenerbahçe'nin tam sevdiği ortam var. Fenerbahçe hani performans ya da moral olarak dipte. İşte rakibi çıkış arıyor. Maç Kadıköy'de. Fenerbahçe çok eksik. Tam dedim istediği ortam oluşuyor Fenerbahçe'nin. Herhalde kazanacağız gibime geliyor dedim. Aslında dediğin gibi pazartesi günü falan diyorduk ki bir puan da iyidir bu maçta diyorduk aslında. Bizim zora gelmemiz lazım. Biraz öyle. Yumurta kapıya Biraz. dayanması lazım Evet. yani. Yani tam kırılma maçıydı. Hem futbolda hem baskette kırılma maçlarıydı. İkisinden de alnımızın akıyla çıktık. Ya çok özlemişiz ya. Yani hakikaten şöyle yüzümüzün gülmesine ne Epeydir kadar olmuştu özlemişiz. yani. Double double yapmayalı Evet. bayağı olmuştu. Çünkü ilk programlarda hep konuşuyorduk işte 5'te 5 yaptık, 6'da 6 yaptık diye. Son 1-2 aydır öyle onları göremiyorduk, gördük. Peki Murat sen gene maçı bir değerlendirirsen ne Ya Alp diyeceksin? abin dediği gibi ilk yarı yine hakikaten tanınmaz halde başladık maça. Bence orada birazcık farklı formasyonla oynamanın da yani oyuncular yerlerini yadırgadılar. Kesin. Şimdi Novak sol ön kaç kere oynamıştır kariyerinde? Yani 4-4'lü orta sahanın solunda. Değişerek de oynadılar değil mi? Ben Değişerek Caner'i önde bekliyordum. Evet. hepimiz bekliyorduk Evet. ama belki hoca doğrusunu yaptı aslında yani eğer rakamlarına baktığımızda oyuncuların. Golü yedik. Yine klasik yani yine bir yanlış yerde, tehlikeli yerde yapılan ortada yapılan faul. Gelen Evet. orta yine Tisserand'ın Şikirtel'e kafayı vurdurması ve yediğimiz gol. İşte offside mi değil mi? Orada Novak bozuyor offside'ı. Evet. Ya Yine bence şu yerini pozisyonu yadırgamasından dolayı yani olmaması gereken bir yerde ya Novak. şu faulleri yaptırmamamız lazım. Madem Ya gol evet. vuruyoruz Bırakalım ya. Akan oyunda ortada sın yani. Ne Çok olacak? faul İçerisi de değil kalmadı. o pozisyon ya neyse. Hani abi Evet. oralarda işte o işlere girmemek Görmedik. lazım belki de ama tabii kızılacak bir şey değil bu yani. O Aynısını futbolun Antep'te da akışı Pelkas da içinde. yaptı. Sonra Hasan Ali'nin kaçırdığı var. Yani maçın kritik yerleri nereler? İşte Gustavo'nun pozisyonu var. Ona gelelim. Ben de penaltı dedim. Fakat sonra bu işin kuralını, kitabını bilenler şunu diyorlar. O vurduğu yer hayati tehlike mi? Yani sakatlığa yol açacak bir yer olmadığı için ve ayağını devam ettirmediği için Ha Gustavo. kırmızı kart diyorsun penaltı dedim. Yanlış söyledim. Ha Kırmızı kırmızı kart. kart. Öyle yani kırmızı kart değil dediler. Orada Cüneyt Çakır bence bir işte Cüneyt Çakırlığını göstermek istedi. Yani ben çağırdım mı gelecek hakem VAR'a. Bu Evet. arada onu da Ben topa söyleyeyim. müdahale ettiğini düşünüyorum. Ben de kırmızı kart olmadığını düşünüyorum bu arada. Yani Sarı sarı buçuk. buçuk Sarı evet. buçuk aslında Yani orası. ortada bir Gri pozisyon. pozisyon. Gri Gri pozisyon. pozisyona VAR'ın müdahale etmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Abi gerek diyorum ya Cüneyt Çakır'ını Tabii. yaptı. Yani o klasik onun o hakem ukalalığı diyeyim. Gel bak dedi. Abi, bu arada kırmızı göster demiyor. Gel bak diyor yani. Kırmızı olabilir diyor. Bu arada eğer o kırmızıysa Josef'e 4 tane falan kırmızı göstermeleri lazım. Lemos'un adamın kırığı var yani Abi ayağında. Gustavo topla alakası var. Josef'in Topla topla alakası zaten alakası top. yok. Zaten Gustavo onu anlatmaya çalıştı. Hani benim asıl Evet. amacım toptu. Ki zaten Gustavo tarz olarak da çok kasti faul yapan bir oyuncu değil. Yani Şimdi, ismini vermek sert istemem ama ama topası. Melo tarzı bir oyuncu Yani değil yani. değil, Her topa değil. gidip rakibi sakatlamaya Şimdi bence gelmiyor. hakeme bir parantez açıp hakemi uzun konuşacağız. Onun için Ama ona bence geleceğim. Yani ben maçı hani devreyi bitireyim maçı sana vereyim önemli. sonra. Devre biterken de işte Caner yine ortaladı. Caner ortaladı mı? Caner mi? Caner Evet ortaladı değil mi? Caner. Caner Abi zaten Caner'i ortaladı. konuşuyoruz. Volkan Caner Babacan güzel bir asist yaptı.
Evet. Güzel indirdi yani hakikaten. Murat Zorlu'nun adamı Nazım Sandal'da çok kötü oynadığı bir ilk yarıda bence. Yani hiçbir şey yapmadığı bir ilk yarıda. Defansif anlamda çok... Hayat öpücüğü verdi yani. Fenerbahçe belki o 1-0 girsek ikinci yarı bambaşka çıkacakken o 1-1'le bizim Alp abinin geçen hafta söyledi. Hani o reaksiyon, istek, isyan. Bence ikinci yarıda bir 15 dakika kadar onunla başladık biz. Ve sonrası işte konuşacağımız hakem hataları. Bizim bana göre de mesela maçın kırılma yeri 52. dakikasına gelmeden baktım. Altay'ın kurtardığı pozisyon. Krivelli'nin vurdu. Çok. Yani orada Altay kurtar 2-0 olsa, 2-1 evet. olsa başka bir bizim yine moraller düşecek. Çünkü biz kırılacağız. Düştük, kırılacağız. Onu çok Altay onu kurtardı. Ve sonrasında yaşananlarla maçın... başkanımıza çok katılıyorum. Anamızın ak sütü gibi helal bir maç kazandık. Yani hakem hatalarına gelirsek o zaman bize de 3 tane penaltı vermedi falan deriz. O çıkamayız oradan dışarıya. 3 mü 4 mü kaç olduğunu da yani ben 3 saydım abi. 4 de olabilir. Bence çok hak ettiğimiz dediğim gibi anımızın aksütü gibi zaten biz genelde öyle galibiyetlere alışırız. Öbür türlüsünü Allah bize yaşatmasın. Şimdi maçın adamı olarak ben Caner'i görüyorum. Siz de herhalde katılıyorsunuzdur. Yani Caner hakikaten Caner ve Hasan Ali performans karşılaşmasını hep yaptık. Kaç program yaptık. Burada bizi haklı çıkaran bir Caner Hasan Ali programı. Hasan Ali'nin kaçırdığı gol de maçtan önce maç şeyi gördün mü? Ben sosyal medyada gördüm de yani onu şey bilmiyordum. Başakşehir Hasan Ali'nin 11 başladığı hiç maçı kazanamamış zaten. Muazzam bir istatistik yani çok, kötü anlamda çok muazzam yani bir istatistik. O kadarı tabii yani sadece Hasan Ali'ye bağlamamak lazım. Ya tamam ama. Şey etmeyelim ama istatistik mi istatistik. Biz de Caner'i kestiğimiz iki maçı da kaybettik. Abi dedik ya burada niye kestik. Beşiktaş ve Antep maçlarını. Niye kestik, niye kestik, neden kestik. Ya evet. Dün Caner'i de yine bugün yani, görüyorum 7 şut pası vermiş. Evet, asisti 7 şut pası bu da bu sene rekor. Rekor, onu ben de duydum. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Şimdi Caner'in... yani sadece katkısı oyun içerisinde gol veya asist olarak da değil. Caner'in o hırsı, işte takımı ateşlemesi. Yani Caner'e sen hırslı başlamak, iyi oynamak, böyle rakibi ısırmak istiyorsan Caner senin zaten bunu yapacak birinci oyuncu. Evet. Yani biz bu Caner'e dokunmayalım. Yani şu anda bu 11'de hani top ayağına gelsin istersin ya futbolcu. Normalde kimi istersin? Eskiden Rıdvan gelsin isterdin, Alex gelsin istersin. Yani Caner neredeyse benim şu anda bu takımda top ayağına geldiğinde bir sol bek olmasına rağmen heyecanlandıran bir oyuncu Caner. Bir de şu haksızlık değil mi Caner için? Orta yapıyor da orta. Caner sırf ortalarıyla değil. Caner aslında top tekniği de çok yüksek olan. Pas trafiği içerisinde alverleri de en iyi yapan adamlardan biri. Yani sırf ortacı diye o kalıbın içerisine sokmak Caner için çok büyük haksızlık bence. Bir de orta var orta var Alp. Yani şimdi ortayı alırsın topu kaldırırsın böyle şey bir orta göre değil ki yani. Pas gibi ortalarda yapıyor. Ben Denizli maçı sonrası... Ve ürünlü adam varken de yapıyor bunları. Denizli maçı sonrası demiştim ya Caner maestro gibi oynuyor. Yani illa senin maestro 10 numara olmak zorunda değil. Yani sol bekin de... Yani Roberto Carlos da zaman zaman böyle oynardı. Evet. Andre Santos da böyle oynardı. Caner de bu tarz bek. Yani Caner'i basit bir sol bek olarak adlandırmak. Hatta biz belki de asıl ana planımızı yine ligin başında seri galibiyetler aldığımız zaman gibi ortalarla sonuca gitmeye çalışıp zaman zaman diğer aksiyonları denememiz lazım. Evet. Dün baktığın zaman 7 tane isabetli orta yapmış. Herhalde bu da Türkiye Ligi'nin çok üzerindedir yani. Evet. Bunu bir oyuncu yapıyor. Takımlar o kadar orta ancak yapıyorlar. Oyun kurarken de yani geriden oyun kurarken de sol bekinde kuruyorsun. Yani illa bir sol bekinde veya... Onu demek istiyorum. Maestro oydu yani. Evet. Oyun aklın yani, senin orası oluyor. İlk topu çıkarırken de çok faydası var Caner'in. Yani Caner'in şu anda değişmesi takımın Caner bence. Kötü oynayanlara da gelelim. Adem'i beklediğimiz gibi hiç performans bence vermedi. Sinan yani Gümüş... Bence ikinci yarı o takımın yani reaksiyonunda bence Adem'i de var o işin içinde değil mi abi? Ama yeterli mi? Ya yeterli miydi senin? Adem'in kaçıncı oyuncun o pozisyonda? Senin Samat da var. Arkasında Sisse var. Arkasında Adem'i. Yani senin üçüncü santiforun belki. Öyle. Ama bana sorarsan Tiam onun önünde. Yani bugün bence Adem'i dörde geçsin. Tiam 3'e geçsin. Pazar, hatta 2'ye geçsin. Pazar sonunda söylemiştik ama. Niye şu Tiam orada? Evet. Tiam ciddi katkı sağladı. Bence dün Caner'den sonra en iyi Tiam. Abi çok yıpratıyor bir defa. Evet. Oraları çok seviyor karıştırmayı. Bir defa sürekli bir koşu gösteriyor. Farkında mısınız? Yani evet. Bu o kadar önemli ki Fenerbahçe'nin durağan ve hareketsiz futbolu içerisinde Tiam'ın o koşulları çok değerli hale geliyor. Ve kuvvetli. İkili mücadelelerde sert. Ben yani Tiam'ın da yavaş yavaş kullanılabileceğini düşünüyorum ama kanat oyuncusu olmadığını da dün gördük. Ama Tiam santrfor yani Tiam kanatta heba değil. Etmeye de gerek yok. Öyle bir kumaşı yok. Yani yok. Bir adam geçsin veyahut da içeri girsin şey yapsın öyle bir ya, kumaşı Tiam, yok. Ya Tiam bir tık alt Emenike gibi bir oyuncu aslında. Yani evet. İyi zamanlı söylüyorum. Evet, o tarz. Yani onun bir tık altı güçlü kuvvetli atacaksın topu önüne o gidecek. İşte rakibi iki ittirecek. Şimdi Şikirtel'i her pozisyonda zorladı. Zorladı işte. Yani bir penaltımızı yedi orada hakem. Şikirtel bayağı indiriyor yani. Dirsekli pozisyon mu? Dirsekli pozisyon. Abi dirsek vuruyor o da, yani. O da bence. Orada Şikirtel onu çok fazla yapıyor. Yapıyor. Yani açarak geliyor dirseğine. Ya benzer pozisyonlarda o kadar çok penaltılar verdiler abi ki. Abi bir şey soracağım sana. Orta sahada olsaydı rakip ceza sahasında korner atıldı. Bunu yaptın sen. Vermeyecek mi Ali'ye foul?
Penaltı olarak düşünmeyen. Daha az kötü. Yüzde ama tabii aleye vermek hep daha kolay ya. Hayır hayır, bizim aleyhimize demiyorum. Genel bir maçın içinde i̇şte o pozisyon yani, orta sahada ya da rakip. Ceza, penaltı cezası yok orada. Ama işte foulsa foul. Yani foulsa foul. Aynen, o doğru. Şimdi Ademi ile Thiem'i konuşunca aslında oynadığımız formasyonu da konuşmak lazım. Biz ilk defa bir 4-4-2 düzeninde çıktık. Klasik. Mecburen. Bunun üzerinde biraz konuşmamız gerekiyor. Klasik bence. 4-4-2 yani. Evet. Bayağı bildiğin. Klasik yani. Bildiğin 4-4-2. Eski usul 4-4-2. Evet. Eski usul 4-4-2 çıkınca merkez orta sahamız bizim Gustavo Mert Hakan olarak şekillendi. Ve bu biraz yumuşak hem kaldı. Hem yumuşak kaldı hem de bence yaratıcı da kalmadı. Evet. Yaratıcı değildi. Çok kolay geçilir bir orta saha haline geldik. Mert Hakan'ın üzerine çok yük bindi ve o da o yükün altından defansif olarak. Bakın asla mücadele etmedi demiyorum Mert Hakan için. Ama ikili mücadelelerde bazen zayıf kaldı, kalıyor. Yani bu, bunun için de suçlamıyorum. Çok elinden geleni de yaptı çocuk ama orta sahamız eğer bu kadar geçirilen bir orta saha haline geldiyse maalesef Mert Hakan'ın zayıf kalmasının rolü var orada. Var. Şimdi Gustavo, Mert Hakan, Gustavo da bence iyi oynamadı. Güzel de bir gol attı aslında i̇lk ama. İlk devre iyi oynamadı. İlk devre iyi oynamadı. Yani ilk devre zaten iyi oynayan oyuncu var mı? İşte biraz Caner. Biraz Caner ama onun dışında yok zaten. Tiyan mücadele etti. Caner'le Tiyan ama mücadele. Yani çıkarsa Tiyan ilk yarının sonunda ne dersin? Ya olabilir. Kötü tabii. Görmüş demek ki. İleride hani mücadele etmemişti. Yani şöyle bir oyuncun yoktu. Çok kötüler vardı. Ve kötüler vardı ama iyi diyebileceğin Caner yani. Biraz isyan ettiği için o da. Evet. Peki Gustavo Mert Hakan ikilisinin çok iyi olmadığı. Yani senin orta sahanın iyi olmadığı. İleride Sinan Gümüş'ün, Adem'in iyi olmadığı. Hani Tiyan biraz iyiydi. Yani ön tarafın aslında iyi oynamadığı bir maçta 4 gollü galibiyet aslında hani şans mı dersin, rakibin 9 kişi kalması mı dersin, yoksa ikinci yarıdaki bir reaksiyon mu dersin? Hepsi aslında. Yani hepsinin hepsinden biraz var değil mi? Biraz. Ya şimdi mesela Sinan Gümüş ben de dün beğenmedim. Ama şimdi düşündüğün zaman Alp abi dedi ya formasyon üstünden gidelim. Şimdi Sinan Gümüş 4'lü orta sahanın sağ oyuncusu mudur? Sağ kanat oyuncusu mudur? Değildir. Kariyerinde orada kaç kere oynamıştır? Belki de oynamamıştır. Yani sağ ön gibi yani orada oynar, forvet oynar ama şimdi dörtlünün sağ başka bir meziyet gerektirir. Şimdi biraz onun da tabii ki Sinan'ın belki insanlar şeyine çok kızıyorlar. O vurdum duymaz hareketlerine, vücut dilinin evet. Negatifliğine. Onlara ben de katılıyorum %100 ama o pozisyonda oyuncuları çok acımasızca eleştirmek de biraz haksızlık gibi. Bir de ilk kez ilk 11'de oynadı. Bir de o kutlamadaki su şeyini yapmazsa iyi olur. Bak yani. Şimdi ona gelirsek. Şimdi ilk golümüzü hatırla Nazım golünü. Takımda sevinen yok. Bir Nazım seviniyor, bir Altay geride böyle bir yumruk. Ya ne oldu abi, gol attın, devreye giriyorsun. Belki sen takımsın. Bak, ama bu neyi gösteriyor? Belki de bir stres var. Bak 4'te rahatladılar. Kasılmışlar. 3'te 4'te ben şuna çok mutluyum. Maçın skorunu da geçiyorum. O takım olma, takım olarak sevinme, takım olarak bir araya gelme, iyisiyle kötüsüyle herkesin bir arada olması çok önemli. Mesela ben en gergin Erol Hoca'yı gördüm. Erol Hoca bir 4. golden sonra vücut gerçekten oh yani yeter hani. Ya abi kolay değil. Ya değil kolay ama biz değil. Burada şunu dedik. Şu anda o baskı. Ya Fenerbahçe Alp abi programı için dedi ki bizim taraftar bir garip. Bence de çok garip. Şimdi maç başlayacak. Gelen mesajları okutsam bu ne biçim kadro? Yine yandık. Bu Erol bilmiyor bıraksın. Bizim programı çektik pazarsa altına yazılanlar siz Erolcusunuz. Ali Koç mamalıyor sizi. Yazıyorsunuz. Bak ya yorumlara bak. Ya bak bu çok enteresan. Tabii. Çünkü niye biliyor musun? Ali Koç beni nereden mamalamış? Hayır. Acaba çok merak ediyorum ama ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi sadece öyle yazılsa ona da okuyayım. Ben 1000 kişiye de sorsan herkes de diyor ki vay efendim siz tam tersi eleştiriyorsunuz yani, diyor. İşte. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz böyle eleştiriyorsunuz diyen de var. Böyle başladık. İlk gol de yedik ya abi. Allah işte bak gol de yedik. Takım reaksiyonu da vermiyor. Yani hocanın işini ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ama biz hep şunu dedik burada. Üçümüzde. Ayırt etmeksizin söylüyorum. Ya kim getireceksin? Gelse daha mı iyi yapacak? Dur adam zaten büyük takıma yeni gelmiş. Zor işi. Hakikaten çok zor. Çok eksiği var. Yani dün hala bir takımda sayarız herhalde olmayanlardan. Çok eksiği mesela dün diyor ki maçtan sonra Gökhan Gönül de sakat aslında diyor. Biz onu sakat sakat kullandık diyor. Bu arada diyor. Şimdi 11'leri konuşurken ne yapsın diyorsun ya. Ben hani biz gruplarda falan da yazışırken ben şöyle bir 11 yazdım. Nazım'ı da oynatırım. Caner'i de Nova'yı da oynatırım. Önüne de Caner'le Gökhan'ı koyup 4-4-2 yaparım diye yaptım ben. Benim bir tek ama sakat diyor işte Gökhan. Benim 11'imden bir tek şaşan Sinan'la Gökhan oldu ama Gökhan sakatmış. Yoksa belki Sinan'ın yerine Gökhan'ı da oynatabilirdi. Yani Gökhan da hayatında ilk defa sağ açık oynardı. Gerçi oynamış da sen biliyorsundur, oynamış mıydı? Stoper Aragones zamanında orada oynuyordu. Oftaş zamanları gençler biliyor. Oftaş zamanı orada oynuyordu. Bravo. Sonra geri çıkmış. Oftaş zamanı öyle oynuyordu. Ya belki Nazım oyunda oynatırdı yani. Bilemezsin onu. Evet. Olabilirdi. Ama şunu da kabul edelim. Dediğim gibi eksikleri saydık. Yani bugün Fenerbahçe inşallah bu 10 günlük aradan sonra Samattalar, Verottiler, Ozanlar, Sosalar belki Sosa'yı bilemiyoruz. Valencia. Valencia'sı falan Pelkas'ı döndükten sonra yani bambaşka bir takım olacak. Şimdi kolaydı yani. Bugün ben herhangi bir kadro. Şimdi Beşiktaş'ın ben ön tarafını beğeniyorum. Abubakar, Gezzal, Enkudu oynamasın. Hadi bakalım. Dorukhan, Atiba oynamasın bu beşi. Yani çık bakayım Ankara'da. Basat çıkarsın. Bir takım haline basat girmiş. Ondan sonra Sergen'e diyeceksin ki vay efendim Sergen'in oynattığı futbol. Tabii. Yani biraz hani tamam hatalar var, eleştiri doğru ama insanlar
hiç genel konjonktüre bakmadan eleştiri yapıyorlar. O ya elbette değil. Ki Erol Hoca'nın da hataları var, oldu. Dün de var bence hataları. Bundan sonra da yapacak değil. Yani. Tabii. Yok değil, dün de var hataları. Dün de öyle aman aman bir futbolda oynamadık. Yok. Yani öyle her şey güllük gülistanlık da değil. Fakat burada önemli olan bir tane şey vardı bu maçta. Ne yapıp ne edip kazanacaksın. 3 puanı alacaksın ve özgüvenini kazanacaksın. Zaten bu arada bay çektiğimiz haftadaki arada sakatlarımızın da geri gelmesiyle bambaşka bir Fenerbahçe takımı çıkacak. Haftaya bir de pazartesi abi aslında hafta sonunda yokuz yani. Evet. Yani 10 gün böyle bayağı bir ufak milli takım aramız var. Tabii sizce bu 11 bir daha çıkar mı sahaya sezon boyunca? Çok zor. Kesinlikle hayır. Zor. Mümkün yani hoca da yapmaz. Ya ben dün de mesela bu sabah da böyle baktım. Kendi arkadaşlarımızın aralarında da var. Böyle çok acayip coşkulanmış olanlar. Dedim ki yani kazandığımız bir şey yok. Ama kaybetmedik. Kaybedeceğimiz çok şey var dün özelinde. Evet. Kazandığımız yoksa bir şey yok. Ne zaman kazanırız? Çünkü biz ne dedik abi? Antep, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya. 4 maç var. Burada minimum 8 puan almamız lazım. Şu anda 2 maçta bir 3 puan aldık. Yani biz bu 2 maçı kazanıp 9 puanı yapıp ondan sonra böyle seri bir 4-5 maç kazanırsak o zaman evet diyebiliriz tekrardan. Tabii. Ya biz tamam artık gazı da aldık gidiyoruz. İyi futbol da gelir. İyi futbol. Ya gelecektir abi şimdi 10 gün ara. Sakatlar düzelecek. Biraz oyun planları değişecek muhtemelen. İşte özellikle bizim Emre Belözoğlu da şikayetçiyim. İşte o sağ parselizasyonun alan paylaşımından. Düğün mesela alan paylaşımında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Onlar bir parça da bunlar çalışarak tabii düzelecek şeyler. Yani. Biraz yüklemeler de yapılacaktır. Çünkü 10 gün ciddi bir aslında idman verme arası. Ben çok başka bir Fenerbahçe bekliyorum Kasımpaşa maçında. Evet. Ben de sakatların da bilhassa iyileşmesiyle. Peki şimdi günün konusuna gelelim. Şimdi hakem... Bir şey söyleyeyim. Söyle. Biz başkanımız demek ki bizi izliyor. Maça biz gitti. Burada 3-4 haftadır hep diyoruz ki başkanım maça git. Başkanım git. Bak gitti kazandık. Bak gitmeyerek uğur yapıyordu artık giderek uğur yapsın. Hayır bak biraz önce başkanın orada olması dün birçok şey etkiledi. Çok belliydi. Bizim takımı da etkiledi, rakibi de etkiledi, hakemi de etkiledi. Ya Ali Koç'sun sen. Senin orada durman. Hiçbir şey yapma ya. Git otur ya. Ali Koç konusuna, diğer başkanların Ali Koç'la olan ilişkilerine falan da geleceğim ben. Bugün biraz not da aldım. Ya ben bunu espriyle karıştırıyorum. Şimdi... Başkan bizi izliyordur diye muhtemelen. İzlediğini biliyorum bazı programlarımızı ama en azından söylenmiş ona demek ki kendisi de tahmin etmiştir. Ya ben bir gideyim ne oluyor yani. Tamam bu kadar para harcıyoruz. Hani insan her şeyi bırak. Bu kadar para harcıyorum bir gideyim bakayım der ne oluyor ne bitiyor diye. Evet. Dün başkana da güzel bir hediye oldu. O da gerginliği atmıştır bence. Atmıştır. Şimdi Bahattin Şimşek'in performansını ben beğenmedim. Siz beğendiniz mi? Beğenmedim ben. Tamam. Şimdi şunu bir kere biz dersek ki dünkü maçta Fenerbahçe lehine hata yapmadı Bahattin Şimşek. Biz samimi olmayız diye düşünüyorum ben. Biz nasıl rakip maçlarda bizim aleyhimize hata olduğu zaman söylüyoruz. Bu hakemleri fazla konuşmuyoruz. Ben bugün Fenerbahçe'nin kazandığı bir maçtan sonra hakem lehine hakem hatası da olan bir maçtan sonra bunu söylemekten hiç çekince duymuyorum açıkçası. Peki Beşiktaş maçı gibi değil mi? Lehte aleyhte diyeyim hataları. Şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim. Ben şimdi sevgili Rıdvan Dilmen'in abarttığını düşünüyorum. Rıdvan Dilmen maçı birinden aldı birine verdi noktasını ben görmedim. Fenerbahçe 2-1 öndeydi 11-11 oynanırken. Onun için bir kere sevgili Rıdvan, çok sevdiğim Rıdvan Dilmen bence biraz abarttı. Ya şimdi farklı bir koltukta oturuyor. NTV'nin koltuğunda oturuyor. Senelerdir orada oturuyor ve bundan birkaç hafta önce Denizli maçında da Ali Palabıyık'la ilgili çok ağır ifadeler kullandırdı. Eminim ki kanala tepkiler yağmıştır. Rıdvan Dilmen de ne kadar sevsek de etsek de bu tip durumlarda bir dengeleme huyu var. Dengelemek zorunda hissediyor kendini. İzmir Çakır gibi mi? Çünkü niye biliyor musun? Rıdvan Dilmen şöyle düşünüyor. Ben Fenerbahçeliyim. Ama ben Fenerbahçe için çıkıp da burada düşünmediğim bir şeyi söylemediğine inanıyor ki öyle olduğunu ben de inanıyorum. Onun için de diyor ki ya bu insanlar madem hani ben böyle yapmama rağmen beni eleştiriyorlar diyorlar. Hani öyle olmadığımı görsünler yapıyor. Ben normal buluyorum ama katılmıyorum bu haftaki yorumuna. Fenerbahçe maçı hak etti. Kesinlikle Başakşehir'den alıp maçı Fenerbahçe'ye vermedi. Ama gelelim hakem iyi miydi? Çok kötüydü. Bana sorarsan şimdi Rafael'in pozisyonuna geleceğiz. Bir kere şeyi konuştuk. Kırmızı kartı konuştuk Gustavo'nun. Evet. Sarı buçuk dedik. Verebilirdi ama ben ilk topa da müdahale olduğunu düşünüyorum. Josef'in pozisyonunun netliğinin yarısı kadar net değil. Ya topa müdahale olduğunu düşünüyorum diye bir şey yok Muratçım. Topa müdahale var zaten. Var. Gözüküyor net olarak. Karışık geliyor. Evet, yani zaten niyet de topa. Tabii. Hep öyle yapıyor. Gustavo da öyle yapıyor. Şöyle topu gösteriyor. Şimdi bu pozisyondan sonra Rafael'in pozisyonuna gelelim. Şimdi Rafael'in pozisyonunda Rafael değmiyor ve kırmızı kart. Evet. İki tane sarı kart ve kırmızı kart. Evet. Şimdi bana dün akşam bizim gene yönetici Ozan Tarman'la mesajlaşıyorduk. Ozan dedi ki çok net bir şekilde dedi, kural değişikliği var dedi. Artık dedi niyetle dedi sarı kart var dedi. Yani değmiyor olabilir ama gelişi sarı kart. Doğru. Şimdi bir kere bu doğru
olduğunu ben de teyit ettim. Bu doğru olduğuna göre o zaman sarı kart verilebilir. De ki öyle bir şey yok. Öyle bir yeni kural yok. Size bambaşka bir şey söyleyeceğim şimdi. Herkes ne diyor? Bütün Fenerbahçe'yi aleyhtarı olan kişiler bile ne yorumda bulunuyor? Rafael'e değil Şikirtel'e göstermesi lazımdı sarı kartı diye. Evet. Şimdi o pozisyondan önce Şikirtel'in bir dirseği var ceza alanı içerisinde Tisaran'da. Penaltıyı verse sarı kart. %100 tartışması sarı kart değil mi? Sarı kart. Ve bu ikinci sarı karttan atılmış. Yani Rafael atılmayacaktı da Şikirtel atılacaktı. Hakem eğer doğru kararlar verseydi. Bizim için daha iyi. Şikirtel atılsın. Tabii canım, evet. Şikirtel atılsın. Tabii bizim için daha büyük avantaj. Keşke ilk pozisyonda Tiam'a yaptığı pozisyonda sarıyı gösterseydi, penaltıyı verseydi. O pozisyonda da ikinciden atsaydı Şikirtel'i. Bizim daha çok işimize gelirdi. Keşke doğru karar verseydi. Peki gel Deniz'in pozisyonuna, İrfan Can'ın pozisyonuna. İrfan Can'ın kartı doğru mu, kırmızı kartı? Doğru. Küfür etti herhalde. Küfür ediyor zaten. Ya. Abi gözüküyor küfür etti. Etti. Ben İrfan Can'a aslında kaç maç ceza gelecek? İrfan Can çıkana kadar. Yani ben ağız okuma uzmanı değilim ama bazıları çok belli oldu. Yani bir daha dün Alp abi atmıştı galiba tweet. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi Başakşehir oyuncular çok şımarmışlar. Evet. Oyuncular ve teknik heyet. Çok şımarmışlar. Bütün camia. Yani başkan? Abi, oraya geleceğiz. Ona sonra geleceğiz abi. Abi bak bir kere şampiyonlukta büyük takım olunmuyor. Sen daha Başakşehir'sin. Sen büyük takım falan değilsin. Onun bir geçsin. 8 kere şampiyon olsa büyük takım. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamışlar. Abi sonuçta ne olmuşlar? Gruptan çıkmışlar mı? Çıkamamışlar. Murat kaçıncı şey. Grup sonuçta olmuşlar mı? Olmuşlar. Abi bak abi havaya girmeyeceğim. Havaya girdin mi Fenerbahçe seni al aşağı eder. Alp abi geçen sene demişti Ahmet Ağol'un Fenerbahçe takımıyla ilgili bir söyle. Aynı şey bu da. Yani sen Okan Buruk sen kimsin ya hakeme? Bu son maçın hadi çalışacağız. Kimsin abi? Evet, ne abi düdük mü şey? Siz mi yönetiyorsunuz Türk futbolunu? Federasyonu, MHK'yı? Ha böyle bir şey varsa bilelim. Biz çekilelim ligden siz oynayın kendi kendinize. Yani İrfan Can faulden falan atılmadı ki. İrfan Can da biliyor niye atıldığını. Küfürden. Abi çok belli ama yani bir an, ve sana ne kardeşim sen ya çünkü yine ona bağlayacağım. Bunlar kendilerine öyle bir güç görüyorlar ki. Maçı onlar dikte edecekler sahanın içinde. İşte yani. O şımarıklık bak öyle bir şımarıklık sarmış ki benliklerini. Diyorlar ki 5. dakikada öne geçtik biz. Bütün oyuna da hükmediyoruz. Bugün biz bu Fenerbahçe'yi rahat 3'lük 5'lik yaparız diye düşünüyorlardı. Kafaların içi. Maçı havada oynadılar. Tabii, ha. Antrenman maçı gibi oynadılar. Yani. Labalilikten kaçan goller birkaç tane var yani. Tabii. Ciddi labalilikten. Bir dakika abi Hasan Ali maç 0-0 olsa ya da maçın 85. dakikası. Orada pas mı verir arkaya yana vurur mu? Tabii ki yana bırakacak. O da gelen vuracak gol olacak zaten. Ya bunlar hep Alp abinin söylediği labalilikle alakalı. O labalilik sorusu, o şımarıklık sorusu. Sen 2-1 mağlup duruma düşünce işte onun hezeyanı, o Rafael'in hezeyanı ona... Ya biz nasıl kazanacağımız, rahat kazanacağımız maçta mağlup duruma düştük hezeyanı var. İşte o şımarıklık adamı oyundan attırır. İrfan da ondan atıldı. Okan Buruk da ondan atıldı. Tamamen şımarıklıktan ya bunun başka hiçbir açıklaması yok. Şimdi dediğim gibi ben hakemi kötü bulmakla beraber Gustavo'nun pozisyonuna kırmızıyı verseydi hakikaten maçı Fenerbahçe kazanamayabilirdi. Peki abi ben sana 3 tane pozisyon soracağım. Sen hakem anlatıyorsun. Hayır. Ben de sana soracağım birazdan. Tamam. Peki sen söyle. Bana sor moderatörlüğü ver. Hı. Volkan Babacan, Gustavo pozisyonu. Sonra gol attık gerçi de. Evet, sonra gol oldu. Yeni kurallara göre %100 kırmızı kart. Ve penaltı değil mi abi? Değil mi? Geçen sene Mustafa İsla pozisyonu. Tabii penaltı. 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 Değil mi? Penaltı. Vermedi. Penaltı. Tamam. Evet. Allah'ın adaleti hep diyorum ya var. Evet. O pozisyon gol oldu. Hemen gol oldu evet. Şikirtel Tiam. Alp abi söyledi. Çok net. Sarı kart. İkinci sarı karttan kart kırmızı. Penaltı. Değil mi? Son olarak da Hasan Ali Sinan Gümüş pozisyonu var. Sinan Gümüş'ün iki pozisyonu var aslında. Bir de Deniz Sürüş'e de pozisyonu var. Bir de Deniz hadi onu almadım abi ben listeye. Biraz Hasan içindeki pozisyonu mu diyorsunuz? İşte giderken. İkisi de içinde. İçinde ikisi de. Bak çok net. 3 tane penaltısı var Fenerbahçe'nin verilmeyen. Çok net bak. Gri mri değil yani. Tertemiz pırıl pırıl. 3 tane penaltı. Bize 3 penaltıyı verseydi. Kırmızıları göstermeseydi. Ben razıyım. Şimdi ben... Yani Fenerbahçe'nin 3 penaltısının verilmediği gece karanlık gece mi oldu? Ona gireceğiz. Ona gireceğiz. Karanlığa girersek oradan... gireceğiz. Oradan o karanlığa girersek çıkamayız. O karanlıktan... Biz çıkarız da onlar çıkamazlar. Şimdi burada şunu konuşuyoruz. Yani bak ben de Gustavo'nun pozisyonunun en verilebilecek sarı buçuk olduğunu kabul ederek orada maçın verildiği anda Fenerbahçe'nin işinin zora gireceğini kabul ediyorum. O yüzden de dün maçta Fenerbahçe maçı oradan aldı buraya verdi kesinlikle katılmamakla beraber... Gustavo'nun kartı vermediği için Fenerbahçe'ye faydası da olmuş olabilir hakemin. Ama bak sen burada 3 tane pozisyon sayıyorsun. Sen zaten bir tanesini söyledin. Şikertel'in dirseğini söyledin. Yani burada sana göre bana göre baktığımızda yani burada %100 maçı katletmiştir. Hakem işte o Josef'in net pozisyonu gibi onu vermemiştir gibi bir durum yok. Birçok kişiye göre Fenerbahçe aleyhine daha fazla düdük var hatta. Peki şimdi gelelim. Abi böyle bir MHK yani onu söyleyelim. Atama yanlış atama. Atama yanlış atama. Hakem yanlış evet. İsim. Ya sen böyle maçlara üst düzey hakem vermen lazım. Ya ben gençleri parlatayım dersen Tugay Kanunmanoğlu'nu kaybettin. Evet.
Dün de Bahattin Şimşek'i kaybettin. Böyle hakem kaybetmeye devam edersin bu maçları, bu çocukları. Aynen. Ki ben hep söylüyorum, bizim hakemlik müessesemiz o kadar kötü ki. Biz çıkmıyor bak, işte. Biz şunu yapmış olsak, biz Josef'in pozisyonunun olduğu Beşiktaş maçından sonra da, Tugay Kohan Numanoğlu'nun kötü yönettiği Beşiktaş maçından sonra dedik ki bugün iki tarafa da hatalar yaptı ama bu maçın Fenerbahçe'nin kaybetmesinin sebebi hakem değil dedik. Evet. Demedik mi? Diyen de hata yapar dedik. Diyen de hata yapar dedik. E şimdi aynı şeyi bunun için de söylüyoruz. Ya bu dün akşam da aynı şekilde bu maçın Fenerbahçe'nin kazanmasının nedeni hakem diyen gene hata yapar. Peki bu kadar pozisyon sen söylüyorsun. Gri pozisyon diyoruz, öyle diyoruz, sana göre diyoruz, bana göre diyoruz. Böyle bir geceden sonra, böyle bir maçtan sonra senin rakibin, seninle oynamayan bir rakibinin çıkıp karanlık gece diye bir tweet atmasını, resmi siteden böyle bir açıklama yapmasını hangi kompleksle açıklıyorsunuz? Alp abi çok güzel anlatıyor. O güzelce anlatsa sen, da ben sonra... Sen edebi şekilde halledip sen sokak ağzıyla devam mı edeceksin? Tabii, öyle tabii. Her zaman olduğu gibi. Ben size tek bir örnek vereceğim. 3 Temmuz dönemi sonrası. Lütfü Araboğanları, Ebru Köksalları, Helvacı oğullarını kendi bünyesine alıp Galatasaray çalışanı haline getirip seni sırtından bıçaklamış olan bir camia bunu haydi haydi yapar. Bence hiç şaşırtıcı değil diyorum sana. Hiç şaşırtıcı değil. Şimdi ben de sana Murat sözü vereceğim. Sen biraz geriliyorsun, belliyorsun böyle bir... Yok ben çok rahatım. Oyun oynayacağız biraz arkadaşlarla, onu bekliyorum ben. Peki ben sana sözü vermeden şunu söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray camiasının ben samimi olduğuna inanmıyorum hakikaten. Yani şimdi Galatasaray camiası bütün camiayı bağlamak, yarın öbür gün biri gelir samimi olur olmaz. Hani çok da herkesi suçlamak istemiyorum ama şunu net bir şekilde gösteriyorlar ki istedikleri adalet değil. İstedikleri ayrıcalık. Net. Bak bu çok net. Ben bunu Beşiktaş için söylemiyorum. Beşiktaş hakem hatasından çekindiği oluyor, laf ettiği oluyor ama Beşiktaş'ın böyle bir şey Galatasaray'da bu planlı bir şekilde yapılıyor. Şimdi ne dediler? Senelerce. Aziz Yıldırım ortamı geriyor dediler. Aziz Yıldırım MHK'ye müdahale ediyor, federasyona müdahale ediyor dediler ki ben hiç olduğunu düşünmüyorum. Aziz Yıldırım belirli şekilde güçlenmek zorunda hissetti bu Galatasaray'a karşı. Ama hep bunu kullandılar. Bunu kullandılar. Aziz Yıldırım gitti. Ali Koç geldi. Ali Koç geldiğinden beri en ufak değişmedi duruşları, yaptıkları açıklamalar. Onun için de ben Ali Koç geldiği gün dedim bunlarla dost olunmaz. Bunlar dost olmayacak. Ama şunu da söyleyeyim. Bunu da çok yerden biliyorum. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurşevi, Ali Koç'u gördüklerinde iki el pençe duruyorlar. Ali Koç bunu demedi mi? Bak çok net söylüyorum sana. Şahitler de var. Başkanım şöyle mi yapalım? Başkanım yapıyorlar. Ondan sonra kendi camialarına şirin görünmek için resmi sitelerden falan açıklamalar yapıyorlar. Ya hepsi adam olsun. Net söylüyorum. Adam olsunlar. Ali Koç'a burada yaptıkları açıklamalar gibi davransınlar gördüklerinde. Ama Ali Koç'u her gördüklerinde öyle yılışıklık yapıp ondan sonra çıkıp da başlamaları yapmasınlar. Başkan bunu karar versinler. Söyledi. Kalabalıkta farklı. Tena'da farklılık yapıyorsunuz dedi. Evet. Bunu söyledi çok zaten. Net. Başkan da farkında. Başkan akıllı bir adam Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Bak başkanlığını tartışır herkes de aklını kimse tartışamaz. Fenerbahçe Başkanı çok akıllı bir adam. Her şeyi de biliyor. Hep samimiyetten bahsediyorum. Samimi değiller. Yaptıkları hep arkadan oradan ben gideyim Ali Koç'la gördüğümde böyle yapayım. Ondan sonra bir tane Twitter'dan yazayım. Aynı şeyi Ahmet Nurşevi de yaptı. Hakemle ilgili yok koçun çalışan dedi. Ararsın sorarsın çalışalım çalışmaz mı öğrenirsin. Söyle Murat. Ya şimdi ben tabii internet çok güzel bir şey ya unutuyoruz. 10 Şubat 2019 akşamı camialarında taptıkları hocaları maçtan sonra hakemler de hata yapabilir dedi. Dedi yani bunu böyle mikrofona. Niye karanlık gece dün akşam? Yani hakem olayında bir şey mi olmuş karanlık? Bizim görmediğimiz. 4 Nisan 2015 akşamı Fenerbahçe otobüsü suikaste uğradığında, silahlı suikaste uğradığında, öldürülmek için suikaste uğradığında seni sevmeyen ölsün diyen tişört yapan direksiyonlara pozlar verenler mi karanlık gece anlatıyor bize? Karanlık gece keşke o zaman da deselerdi ki karanlık gece biz samimiyetlerine biraz inanırdık bir parça da olsa. Orada karanlık değil gece. Dün akşam garip bir fotoğraf paylaştı mesela. Biz Atatürk'ün huzuruna gittiğimiz, bize yol göstericimizin, bizim fenerimiz, bizi aydınlatan fenerin huzurundaki bir pankartımız var. Biz senin açtığın yolda, senin aydınlığında yürüyoruz. Hı hı. Arkadaşlar buna karşılık 2011-2012'de FETÖ'nün, polislerinin Fenerbahçe taraftarına zulüm yaptığı gecenin fotoğrafını koyuyorlar. Yani ışığı nereden aldıklarını da belli ediyorlar. Biz bunu söylüyoruz, bunu reddediyorlar ama niye reddediyorlar? Kendileri yapıyorlar, biz yapmıyoruz yani. Bunlarla ben hep söylüyorum Sayın Başkan ilk geldiğinde bütün iyi niyetiyle fair play dedi biz dostluk eli uzatacağız dedi falan ben o gün de dedim bugün de diyorum evet. Bunlara dostluk değil hiçbir el uzatılmaz. Bunu da Aziz Yıldırım Sayın Aziz Yıldırım ki benim ne kadar kendisiyle fikir ayrışmazlığım olduğunu herkes bilir gerçi onu da adamıymışım onu da yazdılar. İnşallah Aziz Bey görmüyordur çok gülüyordur gördüyse yani
Aziz Bey çok güzel kürsüden bizim mali kongre mi ya da olağan kongre mi orada çok güzel bir konuşma yapıyor. Bunlar böyledir diyor. Bunlara elini verirsin bunlar kolunu almak isterler. Ya da bir el uzatırsın zamanı istedikleri zaman tutarlar işlerine gelsen işleri gelmedi. Zaten hemen bırakırlar o eli başka yöne giderler. Evet. Yani biz bir defa dostu düşmanı bilelim. Fenerbahçe'den başka olmak dostu yok. Dost olmak zorunda da değilsin. Bak Fenerbahçe'den başka dostu yok. Biz bunu zamanında pankart olarak da söyledik. Manşet olarak da attık. Ben çocuktum. 84-85'te sürekli maçlara gitmeye başladım. O zamanlar söylenirdi. Ben de bakardım ya. Niye öfkeli insanlar Fener'in Fener'den başka dostu yok diye teza. 35 sene önce de böyleymiş. Şimdi de böyle bizim bu işler. De... Sen Zeffi abilerimizde Fenerbahçe'de Sen Zeffi'ler diye bir grubumuz var FBSC diye. Orada yıllar önce belki 10 sene önce belki daha fazla önce yanlış hatırlamıyorsam Kerim abi Kerim Kazgan Fenersizler diye bir laf söyledi. Bak dünyadaki Alp abiyle yayından önce konuştuk. En güzel laf Fenersizler. Bir Fenersizler var karşımızda bir de Fenerbahçe var. Onun için biz kimse el, mel. Mesela o Fener'in forma satışı falan gerek yok. Kaldırın onları da. Bak onları da kaldırın. Yani gerek yok. Biz kendi içimizde bir olalım. Bu ama kendi içimizde bir olalım. Bu ülkede Fenerbahçe'lisindir ya da onu da Sayın Selçuk Fenerbahçe düşmanısınız. O da rahmetli Selçuk Gül'e. Selçuk Gül'ün lafıdır. Bu arada resmi siteden dün akşam yapılan açıklama için çok teşekkür ediyorum açıklamayı yapanlara. Bilmiyorum Metin Sipahioğlu mu valla kim yapmışsa kim ağzına yapmışsa, kalemine yüreğine sağlık. Bir kere de burada okumak istiyorum. Futbolda kapkara gece diyen Galatasaray'a cevap. O karanlık şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli. Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır. Son derece yerini bulmuş, son derece yerine oturmuş bir güzel, cevap olmuş. Güzel asist yaptı Galatasaray sosyal medya hesabı. Boş kaleye bizim mi? Bizim iyi golcü abi, iyi golcü. Geldi gibi vurdular 90'a yani. Ve bir Başakşehir maçından sonra ortalığa çıkmaları gene kendilerine tek rakip gibi gördüklerinin ve... Yakınlar ya Başakşehir Florya. O tarafta. Onların da o taraftalar uzaklıkları var. Yakınlar. Ya bir de ortaya çıktılar derken ya 5 gün önce daha yeni oynanmadı mı Karagümrük Galatasaray maçı? O maçta esas kara gece o maçta yaşanmadı hakları mı? Yenmiş abi öyle diyorlar ya o maçta. Hakları senin yenmiş. Teknik direktörün, senin hocan hakeme saldırmadı mı? Esas kara gece o gece değil miydi? Hakem Galatasaray gol atsın diye neredeyse sabaha kadar oynatmayacak mıydı maçı? Skandal bir penaltıyı. Skandal bir penaltıyı hakem o gün vermedi mi ya? Ne çabuk unutuyoruz biz bazı şeyleri. Biz unutmuyoruz o Alp onlar niye unutuyorlar biliyor musun? Çünkü o cezayı alsa ne olacak Fatih Terim? Bakalım zamanında, kaç alacak? Zamanında süper finalden önce almadı mı ceza? Ne oldu? Türkiye futbol tarihinde bir ilk oldu. Bir kereye mahsus. Bir kereye mahsus. Daha önce yani sen 40 senede maça gidiyorsun. Gördün mü hiç? Öyle bir benzeri yok. Yani eşi benzeri. Fatih Terim'in aldığı ceza ertelendi Fenerbahçe ile şampiyonluk maçına o sahaya çıkması için. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey duydunuz mu hayatınızda? Yok ama ya. Onun için bunlar normal kapkara gece, karanlık gece, son derece samimiyetsiz, son derece başkanı gördükleri zaman iki el bir pençe duranlar... kendi camialarına şirin görünmek için açıklamalarını yapsınlar. Sayın Aziz Yıldırım'ın davrandığı gibi davranmak lazım. %100. Hakikaten ben başkanın bazı şeylerini eleştiririm. Yanlış ben özellikle istiyorum. Ama bu davranış tarzını Aziz Yıldırım'ın yaptığı gibi yapmak lazım. Bunları gerçekten şimdi söyleyemeyeceğim ağzıma ben, kadar ben, geliyor. Ben sonuna neyse. Kadar Ali Koç'un eğer Galatasaray'a olan davranışını Aziz Yıldırım'a nasıl nefret ediyordu Galatasaray taraftarı? Ali Koç'tan nefret edecek Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarı Ali Koç'tan nefret ettiği gün benim için büyük başkandır. Bunu bir an önce yapsın. Rica ediyorum. Başakşehir'e geleceğiz mi? Gel çünkü onu da... Alp abi çünkü demin Göksel Bey dedi de Alp abine girsin. Sen biz devam edelim o. Yine. Peki o zaman bir iki tane soru sormak istiyorum Göksel Gümüştağ ile alakalı. Evet ya da hayır şeklinde bana cevap verin. Ben ne soracağını biliyorum. Çok. Biraz önce çok güzel hatırlattınız. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. O otobüs kurşunlandığında hemen sonrasında Fenerbahçe maçlara çıkmazsa sonuçlarına katlanır diyen kişi Göksel Gümüştağ mıydı? Evet. Evet. Değil mi? Peki aynı Göksel Gümüştağ Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir amigo gibi tezahürat yaparken birçok görüntüde, videoda var mıdır kendisi? Eski dönemde değil mi? Evet. Tabii. Ben aynı Göksel Gümüştağ değil mi? Evet. Peki üçüncüyü soruyorum. Aynı Göksel Gümüştağ. Bundan iki sene önce seni döve döve yenerlerken şampiyonluğu elinden alırken Galatasaray camiası çıkıp da iki çift laf edemeyen de aynı Göksel Gümüşdağ mı? Ta kendisi. Tamam. Ben başka bir şey sormayayım. Çok güzel. Alp abi de güzel asist yapıyor. Bu arada Göksel Bey Galatasaray taraftarı. Galatasaray Kongresi de atıldı. Galatasaray Kongresi ihraç edildi. Olabilir de Galatasaray taraftarı şey olabilir. Ya olsun canım. Evet. Ya Göksel Bey ona bakarsan geçmişinde de Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'la İtalya'da beraber yaşamış. Çok yakın bir arkadaşları. Yani evet. Olabilir zaten biz buna bir şey demiyoruz. Evet.
Kesin katılıyorum abi. 2 sene önce senin kulübene resmen tecavüz ettiler ya. Orası senin namusun maçta. Oraya tecavüz ettiler. Geldiler senin hocanı tartakladılar. Yardımcı hocanı tokat attılar. Futbolcularını tartakladılar. Ağzını açmadın. Dut yemiş bülbül gibi çıktın. Şimdi dün ne oldu ya? Ne yaptık biz? Yani tabii şunun hezeyanı var onda, ben anlıyorum. Şimdi Başakşehir yıllardır ilk ikiyi zorlayan, oralarda oynayan, ki ben de yanıldım. Zaten Rakibimiz olur diyordum bu sene. Başakşehir ligden koptu dün zaten itibariyle. maçtan sonraki açıklamasında geçen senenin şampiyonu diyor. Yani demek istiyor ki biz diyor hani artık şampiyonuz, biz oradayız diyor. Bize karşı yani kendini o biz şampiyonuzu göstermek istiyor çünkü kendini oraya koymak istiyor. Ayağınızı denk alın bizim ayağını denk alın karşımıza diyor. diyor. Orada görülmediğinin rahatsızlığıyla onu söylüyor zaten. Ben de ona bir örnek vereyim ya. Bir takım daha vardı. Bursaspor. Nerede Bursaspor şimdi? İkincilik. Transfer yasağı var. Puanları siliniyor. PTT birincilikte uğraşıyor duruyor işte. Yani öyle ağzımızdan çıktığımızı kulağımız duysun, ama bence Başakşehir'in problem sadece Göksel Gümüşdağ değil. Okan Buruk'ta da aynı. Yani Okan Buruk'un geldiği her Fenerbahçe maçında var. Tabii. Ki bir ara Fenerbahçe'nin başına falan gelecek dediler. Ben o gün dedim. Hayatım boyunca her zaman kombine de aldım, şey de yaptım. Ne kombin alırım ne Fener'den bir tane ürün alırım. Yani ben kulübemde Fenerbahçe düşmanı görmek istemiyorum. Bıraktım Galatasaray'la Beşiktaş diye. Yani dün bütününde Başakşehir hem bence artık bu sene lige havlu atmanın hezeyanı var. Hem de senin de bildiğin Fenerbahçe kompleksi tabii. Yani her Galatasaraylı olan Fenerbahçe kompleksi. Göksel Bey de Galatasaraylı olduğu için onda da var. Ve senin dediğinde %100 katılıyorum. Aziz Bey'den nefret ediyorlardı ya. %100 katılıyorum. Ali Bey'den de inşallah nefret edecekler çok yakın bir zamanda. Yani Ali Bey'in de hiç gerek yok. Yani Galatasaray'dan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Diğer gerek yok ya, biz bize. Ya bak bir daha söyleyeyim. Biz bize yetelim ama. Bizim son dönemlerde popüler olan bir gazeteci arkadaşımız dün Fenerbahçe maçı hakemle kazandı demesin. Demesin yani. Ya öyleyse de demesin kardeşim. Ya biz, çünkü biz biriz ya, tamam, bizim Evet, gibi sen kim eleştirsin. kazandı? Rıdvan Dilmen'in... Rıdvan Dilmen değil, başka Ha, isimler başka de var dün. isimler. Evet, Fenerbahçe maçı hakemle Yani yanlış kazanan kişi. anlaşılmasın diye söyledim. Çünkü Ya Rıdvan'la bize, konuştuk ya da... sağ olsun, bizim izleyicilerimiz çok iyi takip ediyorlar. Bizde de hep irtibatları var. Yani en azından benim hepsiyle irtibatım var. Dün benim Instagram'ıma bayağı hepsinden mesaj geldi. Ha, bak bu da böyle dedi burada, bu da şöyle dedi burada diye. Ya bunu demesinler. Fenerbahçe'nin maçı, ya maçın sıcaklığı demesinler. Bir gün beklesin. Otursun pozisyonlara baksın tekrardan. Öyle desin. Hala diyorsa ki Fenerbahçe maçı hakemle aldı. İki durum var. Ya art niyetli ya IQ testine girsin. Yani başka ne diyeyim yani, hani en kibar şekilde. Ben de bir Okan Buruk'a geri dönmek istiyorum. Lütfen Okan Buruk'un maç sırasında ve maç sonrasındaki açıklamaları ve hal ve tavırlarını bu maça özel zannetmeyin. Okan Buruk daha önce Antep'i çalıştırırken de, Akhisar'ı Onu dedim abi, çalıştırırken de, seni tekrar Elazığ'ı söyle. çalıştırırken de her Fenerbahçe'ye Fenerbahçe başla. maçı sonrası demeçlerini bir alın okuyun. Rize'de ve Akhisar'da da, Rize'de de var galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de aynı Okan Buruk'un Galatasaray'la Beşiktaş'la oynadıktan sonraki açıklamalarını okuyun. Yani çok Sevgili Emre Belezoğlu da Okan Buruk'la çok yakın olduğunu ev arkadaşı ya. Eski biliyorum. ilk ev arkadaşı. Abisi Yani bir yani. Buyur. Okan Buruk'a da bence bir hani serzenişte bulunması lazım. Ya Yani sadece Okan çünkü Buruk'a da, bence Göksel Bey de çok yakın Emre Belözoğlu'nun, bir de biri biliyorum. Yani dün hani nedir bu sorununuz bizle diye bence de sorması lazım. En azından onlar için lig bitti artık, Başakşehir için. Artık bunları bence sorgulasınlar. Nerede hata yaptık diye sorgulasınlar. Abi Okan Buruk konusunda bekleme yapayım. Galatasaray'dan kaç puan almış antrenörlüğü, teknik direktörlük kariyerini, ona da bir baksınlar. Hani ben bunu art niyetle yapmıştır demiyorum ama bu niyettir abi, sen oyuncun bile anlar bunu yaptığın idmanda. Yani anlarsın, bu şeyi verirsin, duyguyu. Bir de bizim hocalarımızın bizden, mesela bizim eski futbolcularımızın bizden Aynı kaç şey puan aldığına şimdi baksınlar. hoca dedin, eski futbolcu dedin. Şimdi dün sahada olan Deniz Türüç bizim futbolcumuz şu anda. Tabii kiralık gitti. Kiralık gitti. Yani maaşını Fenerbahçe ödüyor Deniz Evet. Türüç'ün. Deniz Türüç dün maçta son derece istekli, Hırslı. itirazları, Hırslı hırsları. ya. Yani Bence öyle de oynasın. Oynasın. Doğru, Beni doğrusu rahatsız orası. ediyor. Beni Orası rahatsız ediyor. oyna. Ben bundan memnun Spor. oluyorum. Tabii. İnan bana. Böyle oynasın. Onu da gördük. Eski oyuncumuz Hasan Ali'yi de gördük. Eski oyuncumuz Volkan Babacan'ı gördük. Mehmet Topal oynasaydı onun da ne kadar hırslı olacağını biliyorduk. Yani Hasan Ali normalde oynamıyor. Şikirteli de gördük. Tekme Şikirteli tokat. de gördük. Aynen Şikirteli asıl gördük. Hadi onun Bravo. içinde bir yara var. Fenerbahçe onu tutmadı, kadroda gönderdi. Yani Tamam ama ha. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe hizmet etmiş. Fenerbahçe onun maaşını takır takır ödemiş vesaire vesaire. Şimdi burada Abi Fenerbahçe en çok Fenerbahçeler zarar verir. Bak ben sana söyleyeyim. Hani hakemlere de derler mesela, futbolu Cüneyt Çakır Fenerbahçe derler. Bir bakalım. Basketbolda Mehmet Keser atar. Fenerbahçe kombine kart sahibidir derler. Bakalım. Bir daha söyleyeyim. Fenerbahçe. Çünkü niye? Fenerbahçe o kadar düzgün insanlar ki, aman bize laf gelmesin Fenerbahçeli diye der. Fenerbahçe'nin aleyhine çalarlar, aleyhine oynarlar, aleyhine işte İsmail Kartal, Aykut Kocaman Konya'dayken, değişmez bizde bu. Bak, şimdi şunu da söyleyeceğim. Şimdi dün Galatasaray'ın attığı o kapkara gece tweet'i o kadar iyi oldu ki bir anda camiayı kenetledi. Yani bak şimdi biz burada program yapıyoruz. Bizim bugün programdaki enerjimiz ve konuşmamız bile farklı oldu geçen Tabii haftadan. ki. Yani bunu bilmiyorlar, bunu anlamıyorlar. Bunu yapmaya devam etsinler. İnşallah Fenerbahçe bu sene her bireyiyle bir bütün olup bu şampiyonluğu Onu diyorum. yakalayacak. Bizim kendi içimizde kırılmamamız lazım. Eleştirebiliriz.
Ama hakaret yani böyle Erol Hoca için garip. Zaten eleştiriyoruz. Garip, eleştirmemiyoruz. Yani lakaplar yani yok o beceremiyor. Başkan gitsin yani, öbürü gelsin. Bilmem ne yok. Aziz kalsaydı Ayda Aykut. Ya bunları geçin. Yani, şu anda başkanımız Ali Koç. Hocamız Erol Bulut. Gerisi yok. Ya şunu söylemedik yani mi? Bizim kulübede o kadar adamın olması veyahut Erol Bulut'un o otoriteyi sağlaması gerektiğini, biraz daha kendini saydırmasını gerektiğini, çok başlılık olmaması gerektiğini biz bunları eleştirdik. Biz bunları söyledik. Ya biz bunları söyledik diye hani Erolcu oldun bir de üstüne. Bir de üstüne orada Erolcu oluyorsun. İki hafta evvel Erolcu dedin vesaire vesaire. Yani burada herkesin memnun etmen önemli değil. Ona da hiç takılmayın. Ben de size söyleyeyim. Ben hiç takılmıyorum. Siz de takılmayın. Bu arada dün Totem'se idari menajer olarak dün hem Volkan Ballı hem Selçuk Şahin Covid olduğu için. Selçuk Şahin de mi Covid oldu? Tabii o son idari personel Selçuk. Benim Emir Yolaç var. Çok en az benden daha kırık Fenerbahçe'de olma ihtimali yüksek. O görevde şu anda çok da iyi yapıyor. Şimdi dün o kulübedeydi. O da uğurlu geldi. Adam yaşlandı çünkü 3 senedir saç sakalı beyazladı. Onu da tebrik ediyorum. O uğurlu geldi. Ali Koç'un maça gitmesi uğurlu geldi. Abi o kesin uğurlu değil o. Bizim o burada stüdyo şey uğurlu geldi. Ya bunların hiçbirini değiştirmemiz lazım. Bunu bize zaten çok yazıyorlar. Abi bak biz diyorduk dönün oraya dönün oraya. Ya bizim taraftar böyle bir şeye bağlanmak istiyor şimdi. Bir umut. Çünkü bir şey yandı ışık. Ben hep söylüyorum. Işık sönmemişti ama sönmeye başlamıştı. O ışık tekrardan yandı. Abi seri şöyle bir 3-4 galibiyet alırsak. Yani özellikle işte Kasımpaşa, Alanya. Sonrasında bilmiyorum. Bakmadım da fikstür artık. Ne var ne yok orada. Erzurum. Ya nispeten Erzurum maçı pazartesi saat 4'te. Aa doğru Erzurum var. Ya böyle bir seri yakalarsak 3-4 maçlık ondan sonra hakikaten devre arası gelecek. Devre arasında bu takım daha da yol kat edecek. Belki bir iki tane doğru takviye de olacak. Biz çok özlediğimiz şampiyonluğa inşallah alnımızın akıyla başkanımızın dediği gibi anamızın ak sütü helal olan şampiyonumuzu inşallah bu sene kazanacağız. Ondan sonra bizim yapacağımız programlara izleyenlere Allah kolaylık versin bizi tutmayan taraftarlara. Onları şampiyonluktan sonra izlemezler. Bence izlerler çok merak ediyor. Bizi de Fener'den çok öbürleri izliyor zaten. Öyle mi? Bugün de izlemesinler inşallah. Çok sinirleri bozulacak. Peki basketbola da bir son değinelim. Basketbol maçı seyredebildiniz mi? Ya yani ben futboldan sonra o futbolun adrenaliniyle maçların yorumları dinlemekle basketbolu kaçırdım açıkçası. Ben 3-1'den sonra döndüm. 3-1'den sonra döndüm. Yani şöyle abi şöyle yaptım. 3-1 basketi olan dönüşümlü farklı. Dönüşümlü yaptım. Hani dönüşümle bir onu bir ona şöyle belki birer dakika birer dakika. Ama dördüncü golü mesela ona döndüğümde gördüm. Tekrarında görmedim. O zaman Veseli çok mu iyi oynadı? Müthiş. İşte Veseli çok iyi oynadı. Müthiş yani. Bir Veseli'yi soracağım. Zaten maçın adamı seçilmiş. Yani çok farklı bir oyun görmüşüz Veseli'den öyle mi? Ya sadece Veseli değil yani. Fenerbahçe şimdi tabii Gudur için de hiç hazır olmamasına rağmen çok soracağım. Fark etti. Nasıl oynadı? Ya çok iyi oynamadı. Çünkü zaten hiç hazır değil yani. Uzun zamandır da oynamıyor çocuk yani. Normal ama bir kalite. Tabii onun gelmesi biraz işte Perez'in düzeliği olması falan. Lorenzo Brown da mesela inanılmaz bir savunma isteği vardı. Top çaldı bir iki değil mi? Top çaldı. Abi bir de çok iyi savunma yaptı. Evet. El kolu oraya soktu. Kötü başladık. Maçı yani ilk çeyrek çok kötü oynadık. Yani çok kötü oynadık derken aslında kötü oynamadık ama maç başı ortalaması 8-3'lük sokmak olan Olympiakos 6 tane 3'lük soktu daha ilk çeyrekte. Orayı seyretti bu çünkü devreye denk geldi. Ve inanılmaz dip 3'lükler falan. Ama aslında o şu demekti. Yani Fenerbahçe bu 3'lük sonuçta maç sonuna kadar o %'yle girmeyecekti. Evet. Yeter ki biz doğru yapalım. Maçın sonu yine geldiler. Evet. 13 sayıdan 14 sayıdan bir sayıya geldiler. Orada tabii bizim koçumuzun da biraz gafleti oldu. Bir anda guardsız oynamaya başladık. Evet. Yani kimse anlamadı. Guard, Melih mi guard oynuyor? Kim oynuyor anlamadık ama en az Veseli kadar Dechampier. Müthiş. Parantezde en az Veseli kadar yani. O da takımın şeyi değil mi? Yani geçen senelerin Kalinic'i. Evet. Sezon başında en vasat transfer gibi gözüküyordu kağıt üzerinde. Fakat gün geçtikçe katkısı artıyor. Abi orada hakkını vereyim. Kalpten oynayan oyuncu çok fark ediyor. Ben Antalya'da bir hazırlık turnuvası vardı. İlker Belgüt'ü aradım bizim kondisyonerimiz. Benim çok sevdiğim kardeşim. Benim zamanımdan beri. Yani Fenerbahçe'nin çocuğu. Fenerbahçe'de basketbol oynamış vesaire. Sonra Fenerbahçe'nin de ona sunduğu imkanlara kendini çok geliştirmiş. Söylüyorum hep sezon geldim ki bu Pierre hani bir şey ışık vermiyor dedim bana. Ya dedi ki başkan dedi hala biz onların başkanlığı yaptığımız için. Başkan dedi hiç merak etme Apiyak gibi bu dedi. Anlamazsın sağdan ne yaptığını ama her işi yapıyor sağda. Yani rebound, savunma, atıyor da. Yani eline geldiği zaman dün maçın son maçı atıyor da. Bitiren üçlüyü o soktu. Evet. Yani ben Kalinic'den daha çok beğeniyorum. Evet. Yani topu ona mı veriyorsun? Kalinic'e buna veririm. Şöyle bakarsan, fayda maliyette bakarsan. Yani Kalinic 6-0'lı bir rakam alırken Dechampier'in maksimum aldığı para 500 bin dolardır şu anda. Hani biraz ona da bakmak lazım. Yani doğru, çok doğru bir transfer. Nokta atışı bir transfer. İstatistiklere hiç yansımayan katkıları da var yani. 4 sayı attı belki dün, 7 sayı attı neyse ama tabii Bartel. Bizim beklediğimiz Bartel gibi oynamıyor. Ya takım orada geliyor. İnşallah kırılma maçı Dalp abinin dediği gibi. Ama her şeyde güllük gülistanlık değil yani. Orada da hala çok eksiklerimiz var. Ama güzel bir fikstüre kaldık abi şimdi. Asvel geliyor falan. Şimdi onu söyleyeyim. Orada kimle oynayacağız biz belli mi? Ya belli değil. 3 maç İstanbul'daydı. Birini oynadık. Mesela ben şeye de karşıyım ya. Bilmiyorum katılacak mısın bana ama. Yani ısrarla hoca bu aralar
Nando De Colo'yu bir numarada oynatıyor. Topu getiriyor. Topu getirirken daha fazla etkinliği yıpranıyor azalıyor. Sanki etkinliği değil de mi? Azalıyor tabii. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi, cumartesi günü Efes lig maçı var. Doğru. O zor bir maç tabii. Şimdi Larkin'in Türk olmasını alıyor. Orada bir avantajları oldu onların yani. Hem Larkin çok formda mı? Son maçı iyi oynadı Barcelona galibiyetinde. Güzel maç olur ama yani. Bizim takım değişik takım. Bizim takımdan hiç beklemediğim maçlarda reaksiyon verebilir. Kızıldız maçı da moral olarak bence çok iyi oldu. Ama Alp abin dediği işte Nando'yu bir numara gibi oynatmak. Onu biraz bence Perez'in de gelmesi. Dün Ali Muhammed de yoktu çünkü. Yani bir numara rotasyonu çok dardı. Evet. Aslında Nando'yla Lorenzo Brown vardı sadece. Bir de Kenan vardı. Hiç düşünmedi. Nando De Colo'da 8 tane rebound almış. Bak o da enteresan. Yani reboundlarda bir defa rakibin üstüne çıktığın anda, ki geçen maçta Zalgiris'te öyle bir ezilmiştik ki yarısı kadar almıştık neredeyse rebound. Rakibin üstüne çıktığın anda o takımın enerjisini de arttırıyor. Ya bir de biz savunma yapacağız abi, hep söylüyorum. Fenerbahçe atarak, bu sene atarak kazanma takımı değil. Bak dün yine az sayıda tuttuk rakibimizi. Yani 80'lerin altında tuttum. Biz rakipleri 80 altında tutalım. Hele 75'in altında falan tutarsak zaten kazanırız. Şimdi burada en önemli şey Perez'in nasıl bir katkı sağlayacağı. Evet. Ben çok güvenmiyorum ama inşallah yanılırım. Perez eğer birazcık yani bu takıma bir tık böyle bir katkı verebilirse guard rotasyonunun içinde. Topun dağılımını sağlasın yeter Nando'yu aslında. Nando'yu en azından iki numarayı biraz rahatlatabilirsek. Nando çünkü fiziksel olarak da düzelmeye başladı. İyi de oynuyor. İşte biraz üçlüklerde şeyi var. Çekimser atıyor top potaya. Ama geliyor Fenerbahçe. Ya basketbol çok uzun serüven abi. İlk 8'de bitir de. İlk etapta, sonrasında bakarsın basketbolda. Muhakkak ama kolay değil 8. Kolay değil. Tanımız. Yine de kolay değil. Ya yani zor ama... Seri yakalamadan çok zor. Ya keşke seyircili olsa. Bu takım çok seyirciyle oynayabilecek bir takım. Çünkü hakikaten yani böyle atmalı, tutmalı, koşmalı, hoplamalı, zıplamalı. Seyirci fark eder kesin. Ama dediğim gibi Perez'in gelmesi, bir de bir tane daha uzun alacakmışız herhalde. Değişebilir işler. Ben yani... olsam ne yaparım biliyor musun? Uzun işini. Giderim neyse parası veririm. İhtiyaçları da var. Alperen'i alırım. Hem uzun vadeli bir yatırım yapmış olursun. O bize düşmez abi. Düşmez mi diyorsun? Bonservis savaşında bizi yerler orada. Alper'in şu anda hem İspanya'dan hem NBA'den direkt büyük var, rakamlar mı konuşuyorsun? Yani, ama çok enteresan bir hava katmaz mıydı yani takıma, abi, camiaya, taraftara? Yani keşke biz onu işte sezon başı. Keşke. Şimdi bir planlama yapmış ya, Sertaç Bey de anlattı. B takımı yapacağız, orada oynatacağız. Yani tek süt bandırma takımı işte haklarını veriyordu. Beşiktaş aldı. Evet. Takım aldı. Borçlarını üstlendi. Bütün takımı aldı. Biz yapsaydık sadece Alperen değil, orada bir Şeymuz var. Birkaç oyuncu daha var. Sadık var. Hani enteresan oyuncu. Keşke o hamleyi orada yapsaydık. Alperen bizim elimizde olsaydı EuroLeague sahnesinde inanılmaz bir bonservis alabilirdik Alperen'den. Türkiye liginde de dengeleri değiştirirdin. Kaliteli Türk oyuncuyla. Şu anda keşke alabilsek. Belki Sayın Ali Koç, Sayın Rami Koç devreye girerse Beşiktaş'tan hani biz bir öncelik alıp Alperen alsak çok fark ederiz. Evet. Ya Vesel Alperen ben, falan yan yana falan acayip şeyler. Ben bir kere seyrettim ama hakikaten farklı oyuncu. Çok yetenekli çocuk. Allah sakatlık bela vermesin. Çok yetenekli çocuk. Evet. Bu arada dün NBA başladı. NBA'de de Bogdan Bogdanovic hemen baktım. Atlanta'ya transfer oldu çünkü. Yani onu da yani o kadar sevdiğimiz bir oyuncu ki takip ediyorum, 15 sayı atmış. İyi dönemiş, kazanmışlar da. Ona da ayrıca memnun oldum. Şimdi bu hafta bay geçiyoruz. Evet. Pazartesi günü gene rutin programımızı yaparız. Şöyle düşündük. Bir sürü sorular da geliyor. Şimdi izleyicilerimizden soru rica edelim. Pazartesi günü de soruları yanıtlayalım. Nereden sorabilirler bu şimdi soruları? Şimdi şöyle, Twitter'dan sorabilirler, YouTube'dan sorabilirler, Instagram'dan sorabilirler. İstedikleri sosyal medyadan sorabilirler. Hatta şöyle de bir şey yapalım. En güzel soruyu soran ve burada cevaplayacağımız sorular içerisinden bir kişiye de imzalı forma hediye edelim. Oo, güzel, imzalı hem de. İmzalı formayı samandıraya yolladık. İmzalı birkaç forma vereceğiz. Birini bu hafta veriyoruz. Evet. Vermeye devam edeceğiz imzalı formaları. Evet, imzalı formaları vermeye devam edeceğiz. Bu hafta o zaman pazartesi günü soruları alıyoruz. Her türlü mecradan gelebilir. Tamam. O soruların da en güzellerini 10-12 tane artık kaç tanesi burada yanıtlıyoruz. Onların içinden de çekilişte bir tane imzalı forma hediye ediyoruz. Kişisel hesaplara değil. Sorular Sports Digital hesabına. Yoksa ben çünkü bizim yani, benim öyle bir problemim yok ama anladım öyle sana çok geliyor. Ben hepsi konuşuyorum. Çok da hoşuma gidiyor onlarla dertleşmek, sohbet etmek ama soruları unutabilirim. Sports Digital hesabına soruları sorun. Formayı da soruyorlar çünkü çok. Bu arada formaları da bize hediye eden Kaan Narin kardeşime de teşekkür ederim. Bize 5 tane forma Fenerbahçe taraftarlarına dağıtılması için bizi aracı olarak düşünmüş sağ olsun. Evet. Ona teşekkür ederim. Ona da teşekkür ederim. Aynen. Ya Fenerbahçeler böyle işte. Hepsi birbirine destek olmaya. Forma sahibi olsun herkes. O olsun bu olsun. İşte bu birliktelik olursa bizim önümüzde durmak çok yürek ister. Öyle diyeyim en kibar tabiriyle. Kaptan var mı bu hafta bir hatırlatman gereken bir şey? Hatırlatmalık bir şey yok. Beyaz sayfamızı açtık. Bundan sonra yolumuz açık. Karanlık, kapkaranlık gecelerini kendileri düşünsün. Biz beyaz sayfamızda... Kapkaranlık gecelerini aydınlatmaya geliyoruz. Evet. Aydınlatmaya geliyoruz. Peki. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Pazartesi günü tekrar beraberiz. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.